Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Haziran ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım önce. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek. 21'inden sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Gezegeniniz Merkür'ün retrosu tamamlanıyor. 3 Haziran'da Merkür ileri harekette. Yay burcunda bir dolunay var. Yengeç burcunda bir yeni ay var. Venüs Uranüs kuzey düğüm yönünde Boğa burcunda kavuşuyor. Evet. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda sizin 10. evinizde parlıyor olacak. 30 Mayıs'ta İkizler burcunda bir yeni ay doğmuştu. Bu ayın ilk günleri özellikle hani gelecekle ilgili hedefleriniz, işiniz, gücünüz, kariyeriniz konusunda bazı gündemler olabilir. Merkür retrosu Mayıs ayında aslında bir şeyleri yavaşlattı. Sizin de enerjinizi biraz azalttı. Motivasyonunuzu da düşürmüş olabilir. 3 Haziran'da Merkür Boğa burcunda ilerliyor. 13'üne kadar Boğa burcunda ilerleyecek. 13'ünden sonra ise İkizler burcuna geçecek. Yani 9. eviniz, 10. evinizde Merkür geçişi. Bu ay aslında şu hedeflerinizi, planlarınızı, düşüncelerinizi daha iyi bir toparlamanızı sağlayacaktır. Yarım kalmış bir şeyler varsa bu bir projenin yazılması olabilir. Eğitimle ilgili belki bir şey olabilir. Veya hani özellikle reklam, promosyon, internet, sosyal medya üzerindeki aktiviteler olabilir. Yurt dışı bağlı işleriniz varsa mesleğinizle ilgili. Yani buralardaki gecikmiş konular. Bunları tamamlayabilirsiniz. Yarım kalmış bir şeyleri gözden geçirebilirsiniz örneğin. Ve ayın 13'ünden sonra Merkür ikizlere geçecek. Artık kariyer konularında çok daha güçlü bir şekilde sizi etkileyecek. Daha fazla randevu, konuşma, görüşme, iş seyahatleri, bilgi alışverişi, ticari aktiviteler hızlı bir şekilde hayatınıza girmeye başlayacak sevgili Başaklar. Evet, Mars Koç burcunda oldukça hızlı ay geneline baktığımızda Jüpiter'de biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayında artık Koç burcuna geçişini yaptı. 8. evinizde bir Mars geçişi var. Ayın genelinde biraz parasal konularda hedeflerinizi arttırabilir ama harcamaları da arttırabilir. Özellikle eş, partner, ikili ilişkiler, borç alacak konularına dikkat edin. Zaman zaman burada özellikle eşinizin kaynakları, belki bir borç konusu, ayın ortalarında 10-15 Haziran gibi hani burada bir sorun oluşturabilir. Biraz daha belki finansal konularda çok dürtüsel davranmamak gerekiyor ya da çok risk almamak gerekiyor. Fiziksel anlamda sağlıkla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Hani onunla da ilgili ufak bir operasyon, bir tedavi, bir diş operasyonu olabilir. Hani böyle bir etkileşimde olabilir özellikle ay ortaları itibariyle. Ayın 14'ünde Yay burcunda bir dolunay var. Değişken bir burç olduğu için yay sizi de çok etkiliyor bu dolunay. 23 derece yay burcunda olacak. 4. evinizde meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece yakınlarındaysa bu dolunay sizi daha fazla etkileyebilir. Bu dolunay aslında bir tamamlanma dönemi, bir farkındalık dönemi. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı konular da tamamlanabilir bu süreçte. Belki bu bir taşınma konusu, bir emlak almak, satma, bir toprakla ilgili bir konu ya da ebeveynlerinizle, aileyle ilgili bir konu olabilir. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak, ayrılmak, boşanmak bununla ilgili konularda olabilir. Dördüncü ev çok önemli bir evdir. Yani sizin yaşam düzeninizi, ailenizi, kariyeriniz önemli ölçüde etkileyecek bir dolunay döngüsü bu. Buralarda bazı tamamlanmalar, bazı dönüşümler gelebilir. Bu dolunay 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası, yani ayın 11'i ile 17'si arasında aslında etkilerini çok güçlü gösterebilir. Güneş'in Satürn'le bir üçgen açısı var. Aynı zamanda Güneş'in Neptün'le de bir kare açısı var. İlişkilerde aldanmalara biraz yatkınsınız ya da çok hayalci, çok iyimser, çok böyle idealist davranabilirsiniz. Hani İş ilişkilerinde de olabilir. Bu özel ilişkilerde de olabilir. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Güneş'in Satürn'le yapacağı olumlu açı aslında sorumluluklarınıza dikkat çektiğinizde daha sağlam konularda destekler verebilir size. Hani bunlar yakınlardan, akrabalardan da olabilir. Örneğin bir sorunu çözme konusunda veya işiniz ve mesleğinizle ilgili konularda kendi yeteneklerinize, kendi çalışmanıza, kendi emeğinize güvendiğinizde burada daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Hani başkalarından çok da fazla destek beklememek gerekiyor maddi manevi anlamda. Biraz daha kendinize, kendi şartlarınıza, kendi kaynaklarınıza güvenmeniz bu şekilde emekle
sonuç almanızda fayda var sevgili başaklar. Ve Venüs ayın büyük bölümünde 23'üne kadar boğa burcunda olacak. Bu sizin için güzel bir açı. Ve Venüs ilginç bir şekilde ayın 12'sinde işte Uranüs'le birleşiyor. Kuzey düğüm açısı var burada. 12'si birkaç gün öncesi ve sonrası da olabilir tabii ki. Yani 9. ev konularınızda bazı sürprizler olabilir. Örneğin işte akademik bir başarı elde edebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerde bir hukuksal işiniz varsa, bir mahkemeniz var. Mesela sürpriz burada gelişmeler olabilir. Hiç beklenmeyen, planda olmayan bir seyahat, bir tatil gündeme gelebilir ki biraz uzaklar, yani yurt dışı ile ilgili konularında aktif olabileceği bir süreç. Aslında size güzel de bir açısı var bu Venüs Uranüs kuzey düğüm kavuşumunun. Ve ayın 21'inden itibaren Güneş Yengeç burcuna geçecek sevgili başaklar. Ayın sonunda 29'unda Yengeç burcunun 7 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Haziran'ın sonunda doğacağı için aslında daha çok Temmuz ayının ilk yarısını şekillendirecek bir yeni ay. 21'inden itibaren Güneş'in Yengeç burcuna geçiyor olması hani biraz sizi tabii ki enerjisel olarak hani işler, güçler, sorumluluklardan hani daha çok böyle keyif aldığınız konulara yönlendirebilir. Bu yeni ayda zaten 11. evinizde doğacak. İşte hedefleriniz var, hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınız var. Her alanda olabilir bunlar. Belki yeni bir projeniz gündeme gelebilir. Yeni bir hedef koyabilirsiniz hayatınızda. Tabii ki yeni tanışmalar olabilir. İşte arkadaş ilişkileriniz olabilir. Veya arkadaşlarla birlikte yapacağınız bir girişim olabilir. Biraz da ekip çalışmaları ve grup çalışmalarını da destekliyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü etkileri olabilir. Yeni ay sırasında İkizler burcundaki Venüs'ün Koç burcundaki Jüpiter de çok güzel böyle bir seksil açısı var. Hani bu evet bir projeye başlama ya da bir ekip çalışmasını destekleyebilir bu yeni ay ve bunun için gerekli olacak olan işte maddi manevi bazı fırsatları da hayatınızda taşıyabilir veya tanışacağınız bazı kişiler, gireceğiniz bazı ortamlar veya işte bazı arkadaş grupları diyelim, organizasyonlar sizi kariyerinizde önemli ölçüde destekleyebilir. Hani buralarda size yeni fikirler verebilirler, yeni teklifler getirebilirler. İşle ilgili vereceğiniz bazı kararlar örneğin, hani sosyal çevrenizde de bazı değişimler getirebilir. Sevgili başaklar, evet ayın geneline baktığımızda değerlendirebileceğimiz nispeten daha şanslı gördüğüm günler var. Bunlar işte ayın 11'i, 12'si, 13'ü. Bunlar gerçekten hani hem iş konuları olabilir, hem özel hayat olabilir. Yani buralarda güzel destekleyici günler. Aynı zamanda ayın 19'u, 20'si, 21'i, 27'si, 28'i. Bunlar da sizin için olumlu olabilecek gayet güzel başarı elde edebileceğiniz, güzel geri dönüşler yapabileceğiniz günler, değerlendirebileceğiniz Haziran ayının şanslı günleri sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.